Merhabalar, ben kardiyoloji uzmanı Doktor Emre İpek. Bugün sizlerle yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte ortaya çıkabilecek sıvı kayıpları ve bunun kalp damar hastalıkları ile ilişkisinden bahsetmek istiyorum. Bildiğimiz üzere normal koşullarda vücudumuzun günlük su ihtiyacı 2,5 ila 3,5 litre arasında değişmektedir. Tabii yaz aylarında hem terlemeyle hem de farkına varamadığımız buharlaşma yoluyla daha da sıvı kaybetmekteyiz. Dolayısıyla yaz aylarında aldığımız sıvı miktarlarının az önce belirttiğim değerlerin üzerine çıkarılması gerekmektedir. Şimdi dolaşım sisteminin merkezinde bulunan kalbimiz vücudumuzdaki sıvı kaybına bir yanıt vermektedir. Nasıl bir yanıt vermektedir kalbimiz? Öncelikle bir oluşan düşük tansiyonu kompanse edebilmek için kendi hızını artırması ve kasılma gücünü artırması gerekmekte. Hem bunu yapmak zorunda hem de bir taraftan da artan vücut iç sıcaklığımızı düşürmek için daha hızlı çalışması gerekmektedir. Dolayısıyla kalp damar hastalığı olan hastaların, örneğin damar sertliği olan hastaların göğüs ağrısı şikayetleri artabilir ya da stabil giden bir hastanın şikayetleri ortaya çıkabilir. Kalp yetersizliği olan hastanın yetmezlik bulguları, ki bunun başında nefes darlığı geliyor, artabilir. İşte ritim problemi olan hastaların ritim problemleri tekrarlayabilir ya da artış gözlenebilir. Sadece kalp mi etkileniyor bu sıvı kayıplarında? Hayır, hayati organlarımız beyin gibi, böbrek gibi organlarda dolaşım sisteminin yetersizliğinden, sıvı miktarının yetersizliğine bağlı olan yetersizlikten dolayı etkilenebiliyor. Tabii kalp damar hastaları için iki önemli nokta var. Bir tanesi yüksek tansiyonu olup idrar söktürücülü ilaç kullanan hastalar ve diğeri aynı şekilde kalp yetersizliği olup idrar söktürücü kullanan hastalar. Bu hastaların sıvı kayıplarına özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Sıvı kaybı yönüyle daha kırılgan olan hastaların bu dönem eğer aşırı sıcak döneme giriliyorsa belki idrar söktürücü dozunda hekim kontrolünde azaltma yapılabilir. Bir diğer husus ise sıvı kısıtlaması gereken kalp yetersizliği hastalarıdır. Kalp yetersizliği hastalarında günlük alınan sıvı miktarı dönem dönem kısıtlanabilmektedir. Mesela 2 litrenin üzerinde alması uygun olmayan hastalar bulunmaktadır. Bunların da özellikle akut kalp yetmezliği, işte alevlenmesi döneminde olan hastaların hekim kontrolünde sıvı dengesinin çok iyi ayarlanması gerekmektedir. Peki biz sıvı kaybı yaşadığımızı ya da işte dehidratasyon yaşadığımızı nasıl anlayacağız? Tansiyon düşüklüğümüz olabilir. Ölçerek anlayabiliriz bunu ve bu bizde halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, bazı hastalarda bilinç bozulması ki baygınlığa kadar gidebilen bir tablo görebiliriz. Bunun dışında nefes darlığında artış, göğüs ağrısı, çarpıntı hissi, daha sinirlilik hali gibi durumlar ve ekstremitelerimizin yani kol ve bacaklarımızın işte renginin soluklaşması ve soğuklaşması gibi bulgular bir hastanın, bir kişinin sıvı kaybı olduğunu gösteren bulgulardır. Bu yaz aylarında tüm hastalarımıza ben sağlıklı günler diliyorum. Sıvı tüketimini artırmanızı rica ediyorum. Bunu sadece tabii su miktarını artırarak değil, işte günün belli saatlerinde sabah 10, öğleden sonra 3 gibi bu aralıkta dışarı çıkmamaya çalışarak, işte gölge yerleri tercih ederek, hafif giysiler giyerek, hafif içeceklerle yaz dönemini daha çok geçirerek ki buna en güzel örnek ayran verilebilir. Ya da az şekerli meyvelerden yapılmış ya da şeker ilavesiz meyvelerden yapılmış meyve suları olabilir. Tabi diyabetik hastalar dikkat edecek o hususlara.
alkol tüketiminin en aza indirilmesi mümkünse olmaması, kahve tüketiminin azaltılması, içtiğimiz kahve kadar su içmek gibi önlemlerle bu yaz aylarını geçirmenizi tavsiye ediyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.